Arkadaşlar merhabalar bu videomda Kenan Kara ile Teyit Ayet'e Geometri Soru Bankası kitabında katı cisimler konusunda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yani ne anlatacağız size? Piramit. Piramitin tespirini çözeceğiz daha doğrusu. Evet kitabımızda sayfa numarası 250 ve 251 çözeceğiz. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. Taban alanı 100 cm kare olan düzgün kare piramidin cisim yüksekliği 12 olduğuna göre yan alanı nedir diye soruluyor. Hemen şekli çizelim. Şöyle paraya kenar varı çizerseniz Piramidi daha sağlıklı oluyor. Daha hoş bir çizim oluyor. Belki çok hoş olmadı mı? idare ediverin. Şimdi taban alanı 100 ya. Kare ya. O zaman bir tabanın bir kenarı kaç yaptı? 10 yaptı. Yüksekliği de 12 ya. Hop alttaki şeklin ağırlık merkezine düşüyordu. Gerçi bizden yanal alanı isteniliyor. Yanal alanı istenildiği zaman dik çiz, dik çiz, dik çiz yapıyorduk. O zaman buradan da dik çizsem. Tam ağırlık merkezinden dik çizdiğim zaman 2 eş parçaya böler. 5-5. Bir de karede şöyle... Ağırlık merkezinden dik çizdiği zaman iki eş parçaya ya. Buradan da dik çizsen iki eş parçaya Yani burası da çizgi yapacak. Yani 10'sa burası da 5 mi yapacak? Evet. 5 yapacak. E cisim yüksekliği 12 idi. Bizden yan yüz yüksekliği isteniyor zaten. Yanal alanı bulmamız için. E şurası da dik olacak. 5, 12, 13 üçgeninden dolayı burası da 13 çıktı mı çıktı. Buradaki dik üçgenden. Şimdi yanal alan nedir? Yanal alanda şu üçgenden 4 tane var. Yani 10 çarpı 13 bölü 2'den 4 tane var diyeceğiz. Gitti gitti 2 o zaman kaç yaptı? 260 mı yapıyor cevap? Evet 260 yapar. Cevap edilemit oldu birinci soruda. 2'ye geldik. Yanal alanı taban alanının 4 katına eşit olan. Hemen yorumlamak için ne yapıyoruz arkadaşım? Şöyle bir piramidi çizelim isterseniz. Yanal alanla taban alanını or oranlayacağız. Şöyle tepede bir nokta aldım ve şunu şöyle çizdim birleştirdim. Şimdi ya yanal alanı taban alanının 4 katına eşit. O zaman tabanına ben şöyle AA diyecek olursam cisim yüksekliği de 3 kök 15'miş. Tabanına 2 a diyeyim. Çünkü cisim yüksekliği ve yan alandan da bahsediyor ya. Büyük ihtimal yine dik çiz dik çiz dik çiz olayı bizim için lazım olacak galiba. Niye 2 a dedim? 2 a ise burası a olsun burası da a olsun diye. Cisim yüksekliği de şu. Şimdi yan alan şuraya cisim yüksekliğini haç diyelim buraya da haç üstü diyelim. Taban alanını 4 katına eşit yan alan. Yan alanını 2A çarpı H üstü bölü 2'den kaç tane var? 4 tane var. Taban alanının 4 katına eşitmiş. Yani 4 tane 2A'nın karesi. Yani 4A kareye eşit olacak. Peki şurada bölü 2'ler gitti. Şurada 4'ler sadeleşti. A'lardan bir tanesi de sadeleşti. H üstünü o zaman biz ne bulduk arkadaşım? 4A olarak mı bulduk? Evet burası 4A çıktı. Cisim yüksekliği de zaten 3 kök 15 olarak verilmiş. E hocam burası cisim yüksekliğinden dolayı şurada bir pisagor bağıntısı yapabiliriz. Hadi yapalım bakalım. 4A'nın karesi eşittir. 4A'nın parantez karesi eşittir. A kare artı 3 kök 15'in karesine eşit olacaktır. E 16 A kareden A kare çıkınca 15 A kare yaptı burası. 3 kök 15'in karesi de 9 çarpı 15 değil midir? Evet. 15'ler gitti A kare 9'dan A'yı böylelikle 3 buluruz. Taban çevresi nedir diye soruluyor. A3 bulduysak tabanın bir kenarı 6. E, alttan 4 tane var. Çevrede o zaman 6 çarpı 4'den 24 yapacaktır. Yani bir ikinci soru Edremit yapar. 3'e geldik. Yukarıda tepe noktası T tabanı. ABCD dikdörtgeni olan piramit veriliyor. TB bak. TB dikdörtgene dikmiş. Yani şu düzleme dikmiş. Arkadaşım düzleme dik olan bir doğrudan bahsediyorum. Yani dik bir piramit değil bu. Yükseklik alttaki şeklinde ağırlık merkezine düşmemiş. TB, ABC'de yüzeyine dik. Yani buradan çizilen yükseklik burası. E, bu düzleme dik. E, o zaman burası da dik. Tamam. Şimdi AB uzunluğunu kaç vermiş? AB uzunluğunu 6 vermiş. Dikdörtgen de burası da 6'dır. AD uzunluğunu 8 vermiş. Dikdörtgen a Şunu şöyle çizersem 6, 8, 13 kelim yapar. Evet. Bu düzleme dik olduğundan dolayı şurası da 90 derece olmaz. Bu olur. Ve burada bir Pisagor bağıntısı var mı? Var. TD'yi de zaten 26 vermiş. Dikkat et dik üçgende 10 ve 26 var burada. Yani burası 2 çarpı 5. Burası 2 çarpı 13. Burası da ne olacaktır? 2 çarpı 12 olacaktır. Yani 24 olacaktır. Primitin hacmi isteniliyor. Taban alanı 6 çarpı 8 çarpı yükseklik. Yani 24 bölü 3 değil midir? Evet. Yani o zaman burada şunlar şunlar sadeleşsin. 2 kere 8 16. 16 ile 24'ün çarpımı yapacaktır. 6 kere 4 24 sonu 4'lü olan 2 tane şık var. Çarpacağız o zaman. 24 ile 16'yı çarpalım. 6 kere 4 24. 12 144. 24 de burada 288 e, 384 yapıyor galiba değil mi? Evet. 384 yapar böylelikle cevap. Yani 3. soru Akçay çıkar. Geldik 4. soruya. Evet, yukarıda yüksekliği 10 cm olan kare dik prizmanın yan alanı 80. Yan alanı 80 ise kare dik prizma ise a a a a a yani taban çevresi çarpı yükseklik 4A çarpı 10 eşittir 80 verilmiş ya. O zaman buradan A'yı kaç buluruz? 2 buluruz. Evet şurayı 2 bulduk. Piramidin hacmi isteniyor. Piramidin hacmi arkadaşım şu kare e, yükseklik aynı zamanda kare piramidin de yüksekliği yapmaz mı? Yapar. E, A'yı 2 bulduk ya taban alanı çarpı yani A kare çarpı yükseklik bölü 3 bize neyi verecektir? Piramidin hacmini verecektir. Yani 4. Yani 40 bölü 3 mi çıkar cevap? Evet. Böylelikle cevap cehan oldu. Dördüncü soruda. Geldik 5'e. Elde edilen küçük parçanın hacmi nedir diye soruluyor. KLM üçgenin alanı verilmiş. Arkadaşım şöyle bir küp verilmiş öncelikle burada. Kübün bir kenarı A diyecek olursam. A A ise burası A kökü. Hocam burası da A ise burası da A kökü. Hocam bu A A burası da A kökü. A eşkenar üçgen çıktı burada. Eşkenar üçgen alanı verilmiş. Yani A kökünün karesi kök 3 bölü 4 ne verilmiş? 18 kök 3 olarak verilmiş. Kök 3'ler sadeleşti işte bir kere burada. Sonra bunu e, bu ne oldu? A, A, kare çarpı 2 bölü 4 eşittir 18 ya. Şunlar şunlar gitse 2, 2 kere e, 18 36 yapar. A kare eşittir 36'tan A'yı buradan 6 buluruz. Tamam A 6 çıktı. Küçük parçanın hacmi isteniyor. Şimdi dur. 6 mı? 6. Yani bir kenar 6 çıktı. Burası da 6. Burası da 6. 6 6 6 kökü falan filan. Şimdi biz burada bir piramit olduğunu farkındayız. Büyük ihtimalle hepimiz farkındayız. Bu piramitin hacmi isteniyor bizden. Peki bu piramitin hacmini ben nasıl bulacağım hocam? Bu piramitin hacmi nasıl bulunur biliyor musunuz? Şöyle. Hocam tabanını ben şu üçgen seçersem eğer tabanına ait yüksekliği bulmaya çalışacağım böyle. O beni biraz zorlar. Arkadaş bu pir piramit. Evet e, piramidin tabanını şurası seçsek süper olmaz mı? A, tepesi burası olur. Bak bu yükseklik şurası. Sadece dik piramit olmadığı için yani alttaki yüzeye üstteki yüzeye dik olan şey bu değil mi? Evet yani yüksekliği burası yapar. Ya da şöyle de diyebiliriz. Tabanını burası seçsem yükseklik burası yapmaz mı? Ya da tabanını burası seçsem yükseklik şurası yapmaz mı? Yapar. E, o zaman bunlar daha kolay. O zaman ben tabanını şuraya seçiyorum. Şöyle bir dik üçgen yaptı. Taban burası iken yüksekte şurası olmuş oldu. Çünkü burası da 90 burası da 90 yani düzleme dik oldu. Sakın hocam burası 270 derece yapıyor demeyin. Çünkü burası şey değil. Aynı düzlemsel değil. Birisi ön duvar birisi üst duvar kardeşim. Birisi de sağ duvar zaten değil mi? Evet bu düzleme dik. O zaman ben bunun hacmini bulacağım. Bunun hacmi nedir? Taban alanı 6 çarpı 6 bölü 2 çarpı yükseklik. Yüksekliğimiz de 6. Tabi bölü 3'ü de unutmayacağız. Şu e, 6 ile 2 sadeleşirse 3 yapar. Bir de 3'ler sadeleşirse cevap da böylelikle kaç çıkar? 36 çıkar. Yani cevap akçay oldu. Dikkat edin bu sorulara. ÖSYM böyle soruları sever. Daha öncesinde de buna benzer bir soru sormuşluğu var. Tamam. Sonraki soru. Aşağıda verilen kare dik piramit biçimindeki ZK kübünün her bir yan yüzeyi alanı 9 köküç bölü 4 birim kare olan 9 adet özdeş eşkenar üçgen. Sahi 9 tane özdeş eşkenar üçgen var. Bir kenara ben bir A dersem özdeş eşkenar üçgenler ya A A A burası da A A A hatta burası da A, A A yapıyor mu yapıyor. A kare kök 3 bölü 4 eşittir 9 kök 3 bölü 4 kök 3 bölü 4'ler sadeleşse A kare 9 eşit olduğundan A'yı 3 buluruz. A 3 olursa 3 6 9 burası yapar 3 6 9 burası yapar yani yan ayrıtta 9 olan bir kare dik piramitten bahsediyoruz burada hatta şekli ben istersen buraya çizeyim şöyle taban ayrıtta yan ayrıtta kaç olacak arkadaşım 9 olan bu Kare piramitin nesi isteniyor? Hacmi isteniyor bizden. Neyi bulmamız gerekecek? Yüksekliği. Yükseklik nereye düşüyordu? Alttaki şeklin ağırlık merkezine düşüyordu. Eğer yan ayrıtı yani yüz yüksekliği lazım olsaydı yani yan alan istenmiş olsaydı hani dik çiz dik çiz dik çiz yapıyorduk ama bu ayrıt uzunluğu belliyse 9 burası 9 burası 9 burası ya bu yan ayrıt uzunluğu belliyse arkadaş köşegenlerin kesim noktasına denk geliyor yükseklik onu kullanmak daha mantıklı olacaktır. E tamam köşegenlerin kesim noktasına denk geliyor ya tam da orta noktası olacaktır burası. Hocam 9-9 ise 9 kök 2 yapar burası. O zaman burası e, ne olacaktır? 9 kök 2 bölü 2 mi olacaktır? Evet burası da 9 kök 2 bölü 2 olacaktır. Sonra burada bir pisagor bağıntısından şuradaki yüksekliği buluruz. Arkadaşlar 9 kök 2 bölü 2 aslında 9 bölü kök 2'dir. Şöyle baktığımız zaman. E kök katı ya burası. O zaman burası da istersen pisagordan da yapabilirsin fark etmez. Burası da 9 kök 2 bölü 2 çıkıyor. Pisagor'da yapsan yani haç desen haç kare karesi eksi karesi diyebiliriz. Ama dikkat et 9 kök 2 bölü kök 2'nin bak dikkat et 9 kök 2 bölü 2'nin kök 2 katı hocam gitti 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 9 yaptı gördüğünüz üzere. Aa kök 2 katı 9 yaptıysa bu 45 45 90 üçgeni oldu. Neyse yüksekliği bulduk. E, hacim dediğimiz şey basit. Taban alanı 81 çarpı yükseklik 9 kök 2 bölü 2 bölü 3 bana hacmi verecektir. Şunlar sadeleşsin böyle bakalım. 3 yapsın. O zaman hacimde ne yapıyor? 243 kök 2 bölü 2 mi yapıyor? Evet cevap böylelikle Ceyhan yaptı 6. soruda. Geldik 7. soruya. Evet şimdi kare dik piramit biçimdeki şekilde öz... şekildeki kap özdeş 2 mutluluktan bir tanesi açıldığında yarısına kadar su ile dolması için 6 saniye geçmektedir. Evet ben burayı kaç saniyede doldurmuşum? 6 saniyede. Ve bu arada burada bir benzerlik var. 1 bölü 2. 1 bölü 2'nin kübü nedir? 1 bölü 8. Yani şurası V değil midir? Evet. B'lik kısmı 6 saniyede dolduruyor. 1 musluk. Bak 1 musluk 6 saniyede dolduruyor. V'lik kısmı. Hmm, nasıl? V'lik kısmı. 1 V'yi ne yapıyor? 1 musluk 6 saniyede dolduruyor. Peki 2 musluk ne yapardı? 1 V'yi 2 musluk kaç saniyede doldururdu arkadaşım? Ters orantı var. 3 saniyede doldurmayacak mı? Evet. Değil mi? Şimdi buna göre ikisi birlikte açıldığında kaç, e, kaç saniyede kalan kısmı doldurur? Hocam burada ee, burası V iken tamamında 8V olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü benzerlik oranı 1, 1 8 ya. Şurası V iken tamamı 8V olacak. Buraya 7V kaldı. 7V'lik kısmı 2 musluk ne kadar şeyde doldurur diye soruluyor. Arkadaşım e, 2 musluk bak V'yi 2 musluk 3 saniyede doldurmuyor mu? Evet. E, o zaman 7V'yi de 2 musluk kaç saniyede doldurur? 2 musluk 7 katı olmak zorunda. 3 kere de 21 saniyede doldurmak zorunda. Evet. 7. soruyu böylelikle E direkt olarak bulduk. Bak. V'yi 3 saniyede dolduruyorsa bu sefer doğru orantılı. 7 V'yi de 21 saniyede doldurur. Yani 7, 7 katı şeklinde olacaktır. 7. soruyu böylelikle E bulduk. Geldik 8. soruya. 8. soruda da evet en kısa yüzeyi soruluyor bize. En kısa yüzeyi nasıl halledeceğiz gençler? Arkadaşlar açacağız sadece yüzeyi. Yani böyle gelmiş A'dan başlayıp böyle gidiyor. Bak ilk yüzeyi böyle. Tamam mı? İlk yüzeyi şöyle bir üçgen diyeyim arkadaşım. Şu üçgeni şöyle bir çizeyim isterseniz. İlk yüzeyimiz şöyle bir üçgen. E, tepa açısı kaç derece? 15 derece değil mi? Evet. Kare piramit bütün yüzeyler. Kare dik piramitte özellikle. Özellikle kare dik piramitte. Bütün yüzeyler aynı üçgen değil mi? Aynı üçgen. Aynı üçgen. E o zaman ilk piramiti böyle AB diye açtıysam. Sonraki piramit. Yan yüzeyini şunu açtım. Sonra yanına şunu açtım. Sonra yanına öbürünü açtım. Eş yapılar bunlar ve buraları hep 20 20 değil mi? Evet. Açılarımız da kaçar derece? 15 15 15 15. AB sonra burası BC, sonra burası CD açtığım zaman burası daha mı oluyor? Evet. Burası daha olacak. Bizden ne isteniyor? A'dan başlayıp A'ya gitmesi isteniyor. Arkadaş 15 20 15 30 15-30. Burası kaç derece yaptı? 60 derece yaptı. Aa dikkat et. 60 derece burası. Şunlar da birbirine eşit. Yani şöyle bir şey çıktı kardeşim. Burası 60 bunlar birbirine eşitse bunlar da 60-60 olur. Eşkenar üçgen olmaz mı? Olur. Yani burası da eşit olacaktır. O zaman buraya ne kaldı? 20 kaldı. En kısası dümdüz hiçbir yere sapmadan gittiği yerdir. Yani 9. soru C. Han oldu. Geldik 10. soruya. Evet. Şimdi yukarıdaki şekil 1'de karedik prizma ile tabanları çakışık düzgün karedik premiti verilmiştir. Burada bir oran verilmiş. Şimdi piramidin tamamı böyle suyla doluymuş. Sonra e, buna göre piramidin cisim yüksekliği, prizmanın yüksekliğine oranı nedir diye soruluyor. Piramit su ile tam doluyken tabanında açılan delikte şekilindeki prizmaya doluyor. Burada da bir oran verilmiş. Burası K iken EM uzunluğu 2K verilmiş, değil mi? Hemen yazalım. m uzunluğu K iken burası 2K olarak verilmiş. Eyvallah. Tamam. Tamam, tamam, tamam. Şimdi arkadaş ne diyelim? Arkadaş taban alanı her ikisinde de aynı değil mi? Aynı. Taban alanı hiç a kare falan demiyorum. Ya da diyebilirsiniz fark etmez. A a diyelim a a diyelim. Şurası da a a. İçindeki bundan su ne? İçindeki bundan su burada da burada da aynı değil mi? Aynı. E burada nedir? A çarpı A çarpı K değil midir? Evet. V su eşittir. A çarpı A çarpı K'ya eşittir. E burada niye eşittir? Bunun da yüksekliğine H diyecek olursam arkadaşım. Taban alanı A kare çarpı yükseklik bölü 3 değil midir? Evet. A kareler gitti buradan. Ee, o zaman 3K iştiraj mı oldu? Evet. Burası 3K oldu arkadaşlar. Piramitin cisim yüksekliğinin prizmanın yüksekliğine oranı nedir diye soruluyor. Ee, arkadaşım piramitin yüksekliği kaç? 3K oldu. Ee, zaten burası da 3K. Ee, piramitin yüksekliğinin 3K'nın e, prizmanın yüksekliğine oranı 3K'ya oranı isteniyor. Cevap böylelikle ne çıkacaktır? 1 çıkacaktır. Yani 10. soru Akçay oldu. Ve böylelikle test 1'i hallettik piramitte. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki testte. Yani ikinci testin çözümünde görüşmek dileğiyle kendine iyi bak. Hoşçakal.